sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 16'sı hastaneden oluşan toplam 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 464 kilometreye ulaştırdık. Halen devam eden yol projelerimizi inşallah kısa sürede tamamlıyoruz. Tarım ve ormanda Malatya'ya 14 baraj, 1 gölet, 14 sulama tesisi, 1 yeraltı depolama tesisi, 49 taşkın koruma tesisi ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik. 7 barajın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 421 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren 10 sulama tesisimizle 233 bin dekar araziyi de sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk. Malatyalı iş insanlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviği verdik. Enerjide 191 bin doğalgaz abonesi olan Malatya ve 8 ilçesine doğalgaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Arapkir, Arguvan, Doğanyol, Kale ve Pötürge'ye doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Aslında bu liste çok uzun. Kardeşlerim, şimdi sizlere ben bunları anlatırken şöyle bir düşünün. Acaba bu Bay Bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Ziya Paşa ne güzel söylemiş. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ya Bay Bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? SSK'nın genel müdürüyken aman ya Rabbim o hastanelerimizin hali neydi? Ah Savaşay hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bize o tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehine kalıyordu. Bay Bay Kemal, sen bunların hesabını önce nasıl vereceksin ya? Rehin oldular. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz var. Şehir hastanelerimiz var. Ve hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. Şu Covid'de eğer bizim bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu? İstanbul'da Çamsakuramız olmasaydı, Murat Dilmener'imiz olmasaydı, Pakize Öz Hastanemiz olmasaydı halimiz nice olurdu? İşte Ankara'da Bilkent'imiz olmasaydı, Etlik olmasaydı halimiz ne olurdu? Biz durmadık. Çalıştık. Eğitimde çalıştık. Sağlıkta çalıştık. Yollarda ulaşımda çalıştık. 6100 kilometre ile ulaşımı aldık. Şimdi 28500 kilometreye ulaşımı uzattık.
Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ama asıl gururu 15 Mayıs'ta duyacağım.